şey pardon, Orkozun'daki ısı aktarma istasyonunun yakınlarında yaklaşık 200 dönümünde daha üzerinde bir milli emniyete ait hazine arazisi vardı. Buranın tahsis talebinde bulunmuştuk ama tahsis talebinin uygun görülmediği ancak üst kullanım hakkının, irtifak hakkının verilebileceği şeklinde bir bize yazı gelmişti. Biz irtifak hakkı talebinde bulunduk. İnşallah orasının irtifak hakkı bize verilirse Selam'la ilgili çalışmayı inşallah biz de yaparız. Beraber diyoruz. Başkan inşallah siz de sizin turşu fabrikasında beraber üretim i̇nşallah, yaparız. İnşallah inşallah. O günleri görürüz hep beraber. Bizim için en önemli konulardan birine yem bitkisi. Çünkü bizim hayvanlarımız var. Hayvanlarımız artık hazır yemden kurtulsun diye yıllardır mücadele veriyoruz. Bununla ilgili yonca tohum talep ettik. İnşallah kabul gönderir. Çok ihtiyacımız var. Korunda tohum talep ettik. Çok miktarda. Kabul gördü o da. Macar fiyi tohumu talep ettik ve sılajlık mısır tohumu. Çünkü bunlar bizim ihtiyaçlarımız. Bizim olmazsa olmazların inşallah gelir ve dağıtımını yaparız inşallah hep beraber. Bir diğer konu özellikle hayvan refahı açısından önemli bir konu. İneklerimizin yattığı yerler çok önemli. Neden diyeceksiniz? Meme sağlığı açısından, ayak sağlığı, tırnak sağlığı açısından, hijyen açısından çok önemli. Biz hayvanların yattığı yerlere yatak istiyoruz. Altlarda yatak alacağız. Bunu da kabul görmüş, 2000 adet yatak uygun görülmüş listede yazdığı kadarıyla. İnşallah o da gelir. Artık dediğim gibi bu sorunlarla karşılaşmaz ve süt verimimiz artar diye düşünüyoruz. Bir diğer konu dediğim gibi canlı hayvan alımı ile ilgili koyun ve keçi dağıtımı mutlaka yapılacak. Büyükbaş hayvan dağıtımı ile ilgili de Orköy benzeri bir çalışma olacağını düşünmüyorum. Arz ederim elinizde. Teşekkür ederim. Büyükbaş hayvan dağıtımında şu endişe var. Tabii burada çok ekonomik olmaya gidiyoruz. Evet yani. Bunu verdik ama yarın bu adam ne yapacak? Bunu satacak mı, satmayacak mı? Yani verilen 6'yı, 5'i, 10'u çıkaracak mı? 15'e şimdi şunu söyleyeyim. Biz vakıflarda o sıkıntıyı yaşadık. Şimdi dağıtmıyoruz. Esasında evet. Gelir getirici proje ama gelir getirmiyor. Yani belli ölçekte yapmamız lazım ki. Atıyorum neyse bunun para kazandırılan sayısı kooperatiflere vermek, işletmelere vermek daha mantıklı. Bir her köye bir tane kişiye bir tane vermektense bir kooperatife, 100 üyeli bir kooperatife 100 tane vermek daha mantıklı herhalde. Herkes de takdir eder. Ya zaten onu insanlarımız da artık algıladı yani. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunda şu sıkıntı var. Yani hayvan evet. Kooperatife ve büyük bir işletmeler tarzında biz veremiyoruz. Bu hayır. Evet. Burada dediğim köy bir kooperatif kurar. Köy bir kooperatif kurar. Kendi köylüsünden müteşekkil. Yaylalarımız bizim burada, meralarımız çok güzel. Yani bugün de gezdim. Gerçekten ortasından su akıyor. Diğer şeyleri var. Zaten yapılırken de tesis, yani ona benzer bir yere verilip gene köylüye vermiş olacağız. Yani şey değil, kişiye vermiş olmamış olacağız. Bir kooperatife verdiğimiz zaman daha farklı olur. Kazancı şeyi.